Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere aniden gelen misafirlerinize, yani öğlen için gelen misafirlerinize ne hazırlayabilirsiniz diye düşündüm. Benim de biraz sonra, yani bir iki saat öncesinden haber vermiş bir misafirim gelecek. Hemen onlara ne hazırlayabilirim diye düşündüm. Üç çeşit hazırlayacağım. Sizlerin de sürekli evinizde yaptığınız yiyeceklerden, öyle özel bir şey değil ama bunları yan yana getirip 5 çayında misafirlerinize ikram edebileceksiniz. Ben de tam 30 dakikada hazırlayacağım. Patates haşlayacağım. Önce neler yapacağım onları bir sıralayayım. Bir patates salatası yapacağım. 2 renkli bir klasik kek hazırlayacağım. Hemen ardından da bir hazır yufkayla tavada tava böreği yapacağım. Bunlar çok kolay. 30 dakikada çok rahatlıkla sizler de hazırlayabilirsiniz. Keki yapmadan önce ben buraya kek malzemelerini hazırladım. Ama keki yapmadan önce patatesi koyayım, haşlansın. Şöyle 4 adet orta boy patatesi doğrayacağım. 3 kişilik hazırlayacağım. Fazlası da olabilir, fark etmez. Kalsa da sıkıntı olmaz. Şöyle küp küp doğrayacağım. Çok küçük doğramayın. Çünkü kabuklarıyla haşlamıyorum. Böyle çok rahat oluyor. Bir 10 dakikada haşlanıyor. Çok rahat olun. Ama çok dikkat etmeniz gerekiyor haşlarken. Bir anda pişip dağılabilir. Ara ara kontrol edin. Piştiğinde hemen alırsınız. Patatesleri doğradıktan sonra şöyle büyük bir su bardağıyla su dökeceğim. Bu arada bardağımda böyle Fenerbahçeli ama başka kulplu bardak bulamadım. Evde bolca taraftar var maalesef. Bir miktarda tuz ekliyorum. Kapağını kapatacağım. Ocağa koyacağım. Gözünüz sürekli patateste olsun. Böyle hafif diri kaldığın zaman hemen alın. Çünkü o içerisinde beklerken de zaten pişecektir. Hemen ocağıma götürüp haşlıyorum patatesleri. Hemen ardından şöyle kekimi çırpmaya başlayacağım. Kekim normal, sade bir kek. Yani iki renkli. Evimizde yaptığımız klasik keklerden. Şöyle 3 adet yumurtayı kabımın içerisine alıyorum. 1,5 su bardağı toz şeker. Kullandığım bardak gene normal klasik bardaklardan. Şekerle yumurtayı açık sarı renk alana kadar 3-4 dakika çırpacağım. Yeterli. Şöyle göstereyim. Şekerler iyice eridi. Hatta açık sarıdan daha açık bir renk oldu. Diğer malzemelerimi ekliyorum. Şöyle 1 su bardağı oda ısısında bekletilmiş su. Yarım su bardağından 1 parmak fazla sıvı yağ. 1 paket vanilya. Bunları da bir 10-15 saniye çırpıyorum. 2,5 su bardağı unu ekliyorum. Sizler yavaş yavaş ekleyin. Ben sürekli aynı unu, aynı yumurtayı kullandığım için unumu birden ekleyebiliyorum. Çünkü sürekli yaptığım tarif. Ama sizler ununuzu lütfen yavaş ekleyin. 1 paket kabartma tozu. Bir 10 saniye kadar, karışana kadar çırpıyorum. Çok çırpmayın. Düşük devirde çırpın. Yeterli. Şöyle unu koyduğum kabın içerisine sadece 1/3'ünü boşaltıyorum. Çok fazla kakaolu olmasını istemiyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Bu kakaonun markasına göre değişiyor. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar da su ekliyorum. Kakaoyu rahat karıştırmam için. Şöyle karıştırıyorum. Bunları rahat karıştıramayacağım. Şöyle ufak bir çırpıcı aldım. Şöyle büyükçe bir kalıbım var benim. Oldukça da eski bir kalıp aslında ama çok güzel pişiriyor. İçerisine bolca katı yağ ile buladım. Tamamen böyle neredeyse kalıbın hiçbir yeri gözükmesin. Öyle bol yağlamanızı tavsiye ederim. Şöyle kalıba döküyorum. Önce sadesini. Üzerine de kakaoluyu şöyle ortasına gelecek şekilde. Çok fazla dibe inmeden
Şöyle hafif karıştırıyorum. Derecelik fırında yavaş yavaş pişireceğim. Siz de kendi fırın ayarınıza göre dikkatli pişirin. Benim fırınımda 170 derece ideal geliyor. Bir 40 dakikada pişecektir. Fırınıma götürüyorum. Böreği yapmaya başlıyorum artık. 3 adet yufkayım yarım dar olduğu için ortadan kestim. Şöyle bir tanesini serdim. Yarım su bardağı suyla yarım su bardağı sıvı yağında karıştırdım. Birazcık da kaşar rendeledim. Evdeki beyaz peynirlerimde ziyan olmasın diye içerisine kattım. Şöyle çok az çok fazla değil. Yağ ile su karışımından döküyorum. Şöyle uç kısmına peynirden koyup kapatıyorum. Rulo yapacağım. Tat kaşın ucuyla tereyağını tavama koyuyorum. Her yerine süreceğim bolca. Yeterli. Bunlar da dibinde kalsın. Sardığım yufkayı şöyle ucundan başlayarak rulo yapıyorum. Çok fazla sıkmayın. Tekrar kenara alıyorum. Alanım o kadar dar ki yapmakta gerçekten çok zorlanıyorum şu anda. Mutfağım da bayağı küçük. Kullanım alanım neredeyse 1-2 metrekare ancadır. Tekrar şöyle yağ ve su karışımından koyuyorum. Ucuna peynirden koyuyorum. Şu kopuk olan yeri üzerine bırakacağım. Tekrar üzerine kapatıp rulo yapıyorum. Çok sıkmadan. Tekrar sarıyorum. Tam 3 yufka benim tavam için tam geldi. Bu tavanın büyüklüğüne göre değişecektir. Şöyle kalan karışımı da üzerine döküyorum. Kapağını kapatacağım. Şimdi birazcık kenarda beklesin. Hem birazcık daha suyunu çeksin, suyu ve yağı. O arada hemen patates salatasını yapacağım. Başlıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılmadı. Tam kıvamında pişirirseniz gayet güzel haşlanıyor. Şöyle kabımın içerisine boşaltayım. Patates salatasının içerisine ben kıvırcık koymuyorum ama seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Şöyle birkaç dal, 4 dal kadar taze soğan, bir tane havuç, şöyle bir tane kırmızı biber, dereotu ve maydanoz doğrayacağım. Burada hemen mor lahanam var. Bu şekilde hazırlıyorum. Bunun da tarifini vereceğim en yakın zamanda. Çok güzel oluyor. Böyle salataların içine falan hemen hazır elinizin altında. Şimdi tüm malzemelerimi doğrayacağım. Çok büyük değil. Şöyle küçük küçük doğruyorum. Maydanozu da aynı şekilde. Dereotunu da doğruyorum. Kırmızı biberleri de küçük küçük. Havucu da orta eriyle rendeliyorum. Doğradığım malzemeleri patatesin içerisine katıyorum. Mor lahanamdan da ekleyeceğim. Hemen açıyorum. Biraz daha beklemesi gerekiyor çünkü akşam yaptım. Rengi aslında çok açık ama kameradan birazcık koyu duruyor. Işıkla alıyorum. Süzdürerek. Eğer böyle turşunuz yoksa, lahana turşunuz, rendeleyin. Tuzlu ve limonlu suda ovun iyice. Öyle de olur. Ben birazcık bolca koyacağım. Tamamdır.
Tekrar kapağını kapatıp aynı şekilde kullanmaya devam edebileceğim. Şöyle karıştırıyorum. Salatayı şöyle bir servis tabağına alacağım. Yakından göstereyim. Çok hoş bir salata oldu. Salatamı şöyle kenara alayım. Kekim de fırından çıktı. Toplamda 40 dakikada tam pişti benim fırın ayarıma göre. Hemen kalıbından çıkartayım. Üzerine düz bir tabak örtüp çeviriyorum. Kekim de pişti gördüğünüz gibi. Şimdi ocağın başına geçeyim. Böreği de pişirdikten sonra artık misafirlerimi nasıl bir sofrada karşıladığımı sizlere de göstereceğim. Böreğin altını artık yakıyorum. Orta ateşe alıyorum. Ara ara bakacağım. Hafif kızarmaya başlayınca kısa alacağım. Sürekli kontrol edin. Bir tarafı piştikten sonra böreği çevirip öbür tarafını da pişireceğim. 10 dakikadır orta ateşte pişiyordu ama siz yine dikkatlice pişirin. Gayet güzel kabarmış. Şöyle hemen uçtan bakacağım. Evet, kızarmış artık. Fazla bile kızarmış. Bu esnada temiz bir bez alıyoruz. Şöyle ters çeviriyorum. Benim biraz fazla bile kızarmış. Gayet güzeldi. Pişmiş. Sadece birkaç yerinde hafif fazla kızarmış ama sorun değil. Kapağını kapatıyorum artık. Öbür tarafını pişirirken altını kısın. Kısık da yavaş yavaş kızarsın. Hem içindeki peynirler de erir. Artık börek pişti. Şöyle bir tabak üzerine örtüyorum. Altını da kapatıyorum. Kızardı. Artık tüm hazırladıklarımı masaya götürüyorum. Çok abartılı bir masa değil ama 3 kişilik bir masa gayet ideal. 3 çeşit de yeterli geldi ve tam 1 saatte bütün hepsini bitirdim. Artık misafirlerimi bekliyorum. Kekimi şu anda kesemeyeceğim. Video içerisinde göreceksinizdir. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.